Bizim asıl tartışmamız gereken başka bir şey var. Bu işte hayat tarzı, çocuk orada dans etmiş, burada bilmem ne yapmış vesaire falan hikayesi içerisinde kaynayan başka şeyler var. Biz bunları tartıştığımız zaman bir öbür tarafta şeyleri, safları sıklaştırmış oluyoruz. Bunun sebebine geleceğim. Ama asıl önemlisi asıl mevzu gözden kaçıyor ve oradaki yürütmeyi altında meşrulaşıyor. Nasıl oluyor kardeşim? Yani hani bu kadar ısraf, yolsuzluk dendiği zaman insanlar sinirleniyor ama ısraf biraz daha karşılıyor. Bu kadar ısraf devletin kaynaklarıyla nasıl yapılıyor diye tartışmamız gerekirken bu tartışma belki de çok sıkıcı geldiği için yeterince tırnak içinde söyleyeceğim bunu seksi gelmediği için buralara kaymak hakikaten mevzuyu rayından biraz çıkarıyor. Şimdi bu tartışma neden AKP'nin işine yarıyor kısmına gelince bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle bir durum var. AKP en başından beri şimdi AKP'den önceki İslamcılığı başka bir şeye dönüştürmek suretiyle bir egemenlik stratejisi üretti. O da şu, yani onun temel aksı da şu. Daha evvelden yasak, günah, ayıp, haram vesaire falan denilen şeyleri dindarlar için normalleştiren, sıradanlaştıran, hatta neredeyse norm haline getiren bir dizi uygulama, bir tarzı siyaset gerçekleştirdi ve geliştirdi. Şimdi o çelişkiler var olduğu müddetçe dindar insanlar diyecekler ki ben bütün bu yaptıklarımı ancak AKP varken yapabilirim. Bak yani ne zaman bu yaptıklarım ortaya çıksa nasıl da tekrar kendi kovuğuma çekilmem söyleniyor bana. Azarlanıyorum ve öğretmen, seküler öğretmen. Seküler öğretmen beni köşeye durup tek ayak üstünde beklemeye gönderiyor. Böyle bir ceza veriyor. Ne zaman ben canımın çektiği bir şey yapsam bir şekilde onun koyduğu kurallarla yapıyorum, cezalandırılmaya başlıyorum. Bu cezadan nasıl yırtarım? AKP'nin arkasında saflaşarak yırtarım.